Arkadaşlar merhaba. Bugün 6. ünitemizin bir diğer konusunu tekrar ediyoruz sizinle birlikte. Bu konumuzda Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden bahsedeceğiz. Tabii bu temel ilkeler nedir? Anayasada hangi içerikte bahsedilmiştir bu temel ilkelerden? Önce buna bakmalıyız. Şimdi günümüzde, daha doğrusu tarihsel gelişime baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kullanılmış 4 anayasa var arkadaşlar. Bu 4 anayasayı sıraladığımızda birincisi 1921 anayasası, diğer adıyla teşkilat-ı esasiyeydi ki biz bu anayasayı daha çok milli mücadele sürecinde kullanmıştık. Daha sonra Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1924 anayasasını kullandık. Sonrasında 1961 ve son olarak 1982 anayasasını kullanıyoruz. Anayasa toplumun uymak zorunda olduğu devlet ve toplum arasındaki düzen ve kuralı belirleyen hukuki bir dayanak diyoruz anayasa. Toplumun sürekliliğini sağlayan ve kuralları ya da cezaları, yaptırımları belirleyen en önemli kaynak diyoruz işte. Şimdi günümüzde şu an 1982 anayasasını kullanıyoruz. İşte 1982 anayasasının hangi maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden bahsediliyor? Buna bir bakalım. Şimdi 1982 anayasamızı arkadaşlar ikinci maddesinde diyor ki Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı ve belirtilen temel ilkelere dayanarak. Nedir bu temel ilkeler? Demokratik, laik, sosyal ve bir hukuk devletidir diyor arkadaşlar. Şimdi anayasanın ikinci maddesi bana Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri gösteriyor. İşte şimdi biz bu derste bu temel ilkeler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi birincisi demokratik devlet, ikincisi laik devlet, üçüncüsü sosyal devlet, dördüncüsü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir diyoruz. Peki nedir bu demokratik devlet? Şimdi demokrasinin tanımını, tarihsel gelişimini bir önceki derslerimizde size anlattım. Demokrasi neydi? Halkın ülke yönetiminde söz sahibi olmasıydı ve oy kullanarak ülke yönetimine dahil olma süreciydi. İşte biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ne diyoruz? 29 Ekim 1923'te demokrasi rejimini ya da cumhuriyet sistemini kullanarak halkın ülke yönetimine dahil olduğu ve yöneticilerini bir süreliğine seçtiği temsili demokrasi sistemini uygulayan bir devlet diyoruz. Bu yüzden anayasada da belirtildiği gibi 29 Ekim 1923'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olduğunu söylüyoruz. Bir diğeri diyor ki Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. Ne demek laik bir devlet? Dedik ki laikliğin tanımına baktığımızda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı ayrı yürütülmesi anlamına geliyordu. Yani eğer ben dini öğretmekle görevli biriysem benim yapacağım iş sadece dini öğretmek ya da topluma bunları aşılayabilmek. Yani ben bir din adamıysam siyaset yapmamalıyım diye belirtiyor laiklik yapısı. Ya da siyasetle uğraşıyorum diyelim ki bir milletvekiliyim. O zaman bu süreçte ya da bir siyasi partinin içerisindeyim diyelim ki bu siyasi sürecin içerisine toplumun dini duygularını kullanarak buradan bir çıkar elde etmeden siyaseti din faktöründen uzak şekilde yürütmem gerekiyor. İşte laiklik temel yapıda bu din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi gerektiğini savunuyor. Günümüzde de diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımızda dini işlerden sorumlu kişi kim? Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet İşleri Başkanı siyaset yapabilir mi? Hayır. Bir siyasi makamda yer alabilir mi? Hayır. Onun görevi toplumun dini kuralları öğretmek ya da din yaptırımları, dinin emirlerini, İslam dinini doğru şekilde anlatabilmek topluma. Siyasi yapıya baktığınızda bir milletvekili dini kullanarak ya da bir siyasetçi bulunduğu partide din faktörünü kullanarak burada siyaset yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyor. İşte yapıya baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütüldüğü bir laik devlet yapısına sahiptir diyoruz. Bir diğeri sosyal devlet arkadaşlar. Sosyal devlet şu demekti. Devletin ülke vatandaşlarına tüm hizmetleri eşit şekilde sunması. Nedir bu hizmetler? Eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım,
ya da çeşitli yardımlara ihtiyaçları olan bireylere devletin gereken tüm desteği ve hizmeti sunması onun sosyal devlet olduğunu gösteriyor bize. Örneğin mesela devlet okullarında eğitimin ücretsiz olması ya da işte sağlık kuruluşlara baktığınızda devlet hastanelerinde ücretin bir kısmının devlet tarafından karşılanıyor olması ya da toplanan vergiler ve çeşitli şeylerle halka verilen sunulan hizmetlerin yerine getiriliyor olması devletin sosyal devlet olduğunu gösterir bize. Veya işte mesela huzur evlerini açıyor. Çok sayıda huzur evi var ülkemizde. Ya da işte kimsesiz çocuklara onları koruma amacıyla açılan tüm kurum ve kuruluşlar. Ya da işte evsizlere, sokakta kalanlara ya da hasta yaşlılara yönelik açılan çok sayıda onları destekleyen kurum ve kuruluşlar var. İşte devletin ihtiyaç duyan bireylerine, vatandaşlarına gereken yardım elini uzatması ve eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetlerden herkesin eşit şekilde faydalanıyor olması onun bir sosyal devlet olduğunu gösteriyor bize. Sonuncusu diyor ki Türkiye devleti bir hukuk devletidir diyor. Hukuk devleti olmak nedir? Anayasanın, bak 1982 anayasasını kullanıyoruz. Bu anayasada yer alan tüm kuralların, kanunların, yaptırımların ya da cezaların herkese eşit şekilde uygulanıyor olması, herkesin kanun önünde eşit oluyor olması Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu gösteriyor. Dedik ki demokrasiyle yönetilen toplumlarda bireyler arasında herhangi bir din, cinsiyet, ırk ya da bir mezhep ayrımı gözetilmez. Herkes burada kanun önünde eşit şekilde yargılanır ya da her durumdan ya da koşuldan eşit şekilde faydalanır. İşte bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu gösteriyor. Örneğin bir suç işledim ama işte diyelim ki ailemden biri milletvekili. Şimdi bu milletvekili olma statüsünü kullanıyorum ve diyelim ki az ceza aldım bu durumu kullanarak. Şimdi bu hukuk devleti olmaz. Hukuk devletinde benim kim olduğum, nereden geldiğim, nasıl bir işte aileden olduğum bunların hiçbiri göz önünde bulundurulmaz. İşlenilen suç değerlendirilir ve kanunda bunun karşılığı neyse ben bunun cezasını ödemek zorundayım. Bu para olur, hapis cezası olur vesaire. Yani bir ayrım gözetilmeksizin hukuk devleti yapısında herkes kanun önünde eşittir diyoruz. İşte bir kez daha anayasanın ikinci maddesine döndüğümüzde diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal ve bir hukuk devletidir arkadaşlar. Bu dersimizde anayasanın ikinci maddesini de göz önünde bulundurarak Türkiye Devleti'nin temel ilkelerinden bahsettik. Hangi yapı üzerinde kurulmuşuz ve hangi sistem dahilinde, hangi temel ilkelere bağlı olarak yönetiliyoruz? Bunlardan bahsettik arkadaşlar. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.